Gorn'a hoş geldiniz sevgili izleyenler. Süper Lig'de 30. haftayı da geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi sizin için belirlemiş olduğumuz Clear'la haftanın golünü seçmeniz adına 4 adayımız var. Ekrem Ekşioğlu ile birlikte bu adayları değerlendireceğiz. Hemen ilk adayımız geliyor ekranlarınıza, Fenerbahçe-Göztepe mücadelesinden. Ferdi Kadıoğlu, iyi kontrol, çalımını da attı, bir çalım daha, kaleye baktı, Ferdi ve gol! 20 yaşındaki Ferdi'den mükemmel gol! Kendisinin ve takımının ikinci golü! Ferdi'nin kaydetmiş olduğu gol 45. dakikada Fenerbahçe'de. Evet, Ferdi demişler ki... Gol atmış. Forma senin, göster kendini. O da bu güveni boşa çıkartmadı. Ferdi'nin gecesiydi. Kesinlikle. Güzel, şık, iki tane gol attı. Onlardan birini izledik. İkinci adayımız da yine aynı karşılaşmadan gelecek sevgili izleyenler. Fenerbahçe-Göztepe mücadelesinden. Napoleoni. Son çizgi Napoleoni. Şimdi ceza sahası dışına Soner'e. Soner ve gol! Mükemmel vurdu topa Soner. Harika gol! Topun gelişine bekletmeden nefis vurdu Soner. 88 numara Soner Aydoğdu. Soner Aydoğdu'nun Göztepe adına uzaklardan göndermiş olduğu şut. Güzel goller atıyor, evet. Soner'de. Hani burada görmeye alışık olduğumuz isimlerden bir tanesi. Ve hiç bekletmeden topun gelişini öyle hesaplamış ki, yani eğer oradan top ona gelirse, çok da istediği topu. Hı hı. O top ona gelirse nereye nasıl vuracağını çok iyi biliyordu ve çok da rahat vurdu. Çok rahat vuruşuyla birlikte o özgüvenle vurdu ve güzel de bir gol attı. En ölü noktaya vurdu aslında. Üçüncü adayımıza bakacağız. HES Kablo Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşmasından gelecek. Hasan Hüseyin ortayı yaptı. Ersin dokunamadı ve gol! Kayseri Spor önde. HES Kablo Kayseri Spor tekrar öne geçiyor. Hasan Hüseyin'in gecesi. Hasan Hüseyin'in şık golü, onun da gecesiydi zaten, evet. Bu karşılaşma diyebiliriz. Aynen diyebiliriz bunu. Bir önceki pozisyonda ortaladı, kafa vuruşu gol oldu. Hı-hı. Bu sefer direkt kaleyi düşündü. Ve belki bu da kaleci yanıltan faktörlerin başında geldi. Çok çok da güzel bir gol attı. Herkesi yanıltan, hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir vuruş oldu. Son adayımız haftanın karşılaşmasından gelecek sevgili izleyenler. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinden. Vakayemi. Tekrar Nova düşündü. Top Sörlot'un önünde kaldı. Alexander Sörlot döndü yüzünü kaleye. Sörlot süratli. Sörlot içeride. Sörlot! Son söz Sörlot'tan. 90+5'te. Sörlot. Topu Emin'den kurtarışı, süratlenişi, Galatasaray ceza alanına yönelişi ve Emin'e rağmen bu gol vuruşu Okan'ı mağlup etti. Sörlot'un driplingle getirdiği ve kaydettiği gol. Dakika 90. Ha. Böyle bir fizik kalite ortaya koyması gerçekten takdir edilecek bir durum. Aldı, döndü, o kadar mesafeyi kat etti ve çok sert bir vuruşla çıkartabildi. Zaten Sörlot'un en büyük özelliklerinden biri bu. Fizik kalitesini çok güzel kullanabilmesi. O kadar mesafeyi kat ettikten sonra öyle bir vuruş yapmak da kolay olmasa gerek. Uzun bir süre dribling yapıyor çünkü. Haklısın ve aynı zamanda mücadele de var işin içerisinde. Tabii, tabii. Yani yanına gelen oyuncular var, onlarla omuz da var. Yani bunları da düşünürsek eğer zor bir gol attı. Sevgili izleyenler, 4 adayımıza birlikte baktık. Clear'la haftanın golünü seçmeniz adına siz de kendi adınıza haftanın golünü tr.beansports.com ve Beansports uygulamamızdan oylayabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.